Herkese yeniden selam arkadaşlar. Bir diğer videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir konsept yapacağız. Yangında kurtaracağım kitaplar. Part 1 diyeyim hatta. Böyle bunu birkaç yıla bir tekrarlayarak sizlere gerçekten çok sevdiğim ve asla yanımdan ayırmak istemeyeceğim, kendime çok şey kattığını düşündüğüm, hatta bazıları böyle hayatımın dönüm noktası olmuş kitaplardan bahsedeceğim. Umarım ki siz de videoyu severek izlersiniz. Hatta benim gibi şöyle kendinize güzel bir kahve yaparsanız da belki daha keyifle izlersiniz diyorum. Ve hemen videoya geçiyorum. İlk kitabımız Serenat. Zülfü Livaneli'nin bir kitabı. Ben bu kitabı ilk okumaya başlarken ne yalan söyleyeyim çok böyle ön yargıyla başlamıştım. Kitabın kalın olması sebebiyle. Bir de ben Zülfü Livaneli'nin bir kitabına başlayıp bitirememiştim. Nasıl oldu bunun da artık hiçbir şekilde bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok usta bir yazar kendisi. Ama kitabı bitirdikten sonra kitap beni gerçekten çok büyüledi. İnternete biraz araştırma yaptım. Hem böyle yaptığım araştırmalar hem bir tane defterim var, onu da göstereyim. Böyle not alıyorum içerisine, kitaplar hakkında okudukça not aldığım bir defterim var. Oradan giderek, araştırmalarımdan giderek, kendimden bir şeyler katarak umarım ki çok da uzatmadan ama uzun bir video olacak, onu söyleyebilirim. Devam edeceğiz. Livaneli kitap hakkında şunu söylemiş: ben bu kitaba özellikle bir aşk romanı demedim. Çünkü aşk kelimesi çok kirletildi. Gerçekten de böyle aşk kitabı deyince çok böyle boş beleş, içinde hiçbir özelliği olmayan, sadece iki aşık gencin ayrılması, kavuşması, kavgası gibi böyle senaryolar üretilmeye başlandı. Erkek kadın ilişkisini çok çarpıcı bir şekilde göz önüne seren kitaplar ve işte diziler, filmler yapılmaya başlandığı için de ben de bu arada katılıyorum. Buna bir aşk romanı demezdim ben. Çünkü içerisinde çok fazla soykırım var, işte susturma gevisi var, onlardan da bahsedeceğiz. Hatta bahsedelim madem konusu açıldı. Aslında bir profesör var, 60 yıllık aşkının peşinde, bu yüzden de İstanbul'a geliyor ve onu da karşılayan bir görevli var ve beraber İstanbul'u gezmeleri planlanıyor. Hem bu İstanbul'daki karakterin hem de Amerika'dan gelen 60 yıllık aşkını arayan profesörün hayatlarının bir şekilde kesişmesi ve bazı sırların açığa çıkmasını anlatan bir kitaptı. Aynı zamanda Yahudi soykırımını, Ermeni ve Kürt sorununun yanı sıra Suturma Gemisi ve Mavi Alay facialarında hayatını kaybeden kişilerin hikayelerini de anlatan bir kitap. Bu yüzden hem birazcık tarihle de ilişkilendirilmesi, ben tarih kitabı okumayı hiç sevmem ki şu an arkamda Ahmet Ümit'in kitaplarını görüyorsunuz. Ben tam bir Ahmet Ümit hayranıyımdır. Neredeyse her kitabı var elimde. Hatta çoğunu arkadaşlarıma veriyorum. Bunu mutlaka okumalısın, okuyacaksın diyorum. Hatta okuyacaksın bu kitabı. Gerçekten çok güzel kitaplar yazıyor Ahmet Ümit'te. Ona da geleceğiz. Demek istediğim şey şu: tarihi açıdan böyle birazcık tarih içine sokuşturan, tam tarih kitabı değil ama böyle içine bir yerleri böyle sokuşturduğu kitaplar yazıyor Ahmet Ümit de, Livaneli de. Bu yüzden iki yazarı da böyle çok 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 övüyorum ve bu kitapta da öyleydi. Tarihi bir şekilde sıkıştırmış ve ben hiç bilmediğim şeyler öğrendim. Çok böyle gerçekten genel kültürüme bir şeyler katabildiğimi düşündüğüm bir kitap oldu. Dedikten sonra geçiyorum ikinci kitaba. Şimdi çok daha böyle kısa ama bence bende çok daha fazla yer eden bir kitaptan bahsedeceğim. Kırmızı Saçlı Kadın, Orhan Pamuk. Orhan Pamuk'un dili bence daha hafif. Daha doğrusu şöyle hafifledi. Bazı kitapları var, önceden yazdı. Onların dili birazcık daha ağır. Fakat sonrasında dilini hafifleterek bazı kitaplarda çıkardı. Mesela Veba Geceleri çok kalın ve Osmanlı açısından, Osmanlı tarihi açısından çok yoğun bir kitap. Ben o kitabı devam ettiremedim. Harika bir kitap, müthiş bir kitap. Böyle içerisindeki bilgiler olsun, onu nasıl araştırmış, nasıl yazmış. Gerçekten de kalın bir kitap bu arada. Böyle hani kolay yazılabilecek bir şey de değil. Gerçekten yoğun çaba gerektirir. Bu yüzden çok takdir ettiğim bir kitap ama ben okuyamadım, bitiremedim. Yani Orhan Pamuk'un önerebileceğim tek kitap Kırmızı Saçlı Kadın ama gerçekten böyle yılın top trisine girecek, yani böyle gerçekten en iyi 3 kitap, en iyi 5 kitaba girecek bir kitap diye de iddialarım var. Kitapta beni en büyüleyen şey sonu olmuştu. Çünkü kitabın kapağında böyle fotoğrafı yaratılmış bir kadın var. Bu kadının fotoğrafıyla ilgili böyle çarpıcı bir gerçek var ve kapağının da bu şekilde tasarlanması çok hoşuma gitmişti benim. Babasının bazı sıkıntıları, siyasi sıkıntıları sebebiyle zorluğa düşen bir gencin hem üniversite sınavına girmek istemesi hem işte annesiyle yaşadıkları, ailesini geçindirme arzusuyla yazın bir ustayla beraber kuyu açmaya gidiyorlar ve orada hayatı gerçekten dönülemez bir şekilde değişiyor ve onu farkında değil kendisi. İlk aşk deneyimlerini yaşıyor ama asla bir aşk kitabı değil. Onu da belirteyim. Böyle geçmişe gidip geleceğe
gittiğimiz bir kitap diyeyim. Böyle biraz geçmiş, biraz gelecek. Böyle ortaya karışık bir şekilde anlatılmış ama muazzam bir şekilde anlatılmış. Dilinin çok akıcı olduğunu düşündüğüm bir kitaptı. Defterime de bu arada yazmıştım. Bu mavi defterden de biraz okumalar yapmak istiyorum. Bu yıl okuduğum ve okuyacağım en iyi 5 kitabın içerisine gireceğine kesin emin olduğum ve nasıl kelimelere de dökeceğimi tarif bile edemediğim bir kitap oldu demişim. Gerçekten de öyle bu arada. Hani böyle asla ama asla net bir şekilde kitabı tek bir şeyle tarif edemem size. Gerçekten büyüleyici bir kitaptı o açıdan. Diyorum, çok da uzattım yine. Uzatmak istemiyorum bu kadar. Çok uzun konuşunca çünkü sıkılıyorsunuz haklı olarak. Geçiyorum Orhan Veli'nin şiir kitabına. Bu arada ben bu videoyu ikinci kere çekiyorum. İlk çektiğimde kamera sağ olsun kayıt almamış. O yüzden umuyorum ki bu daha güzel, daha verimli bir video olur. Orhan Veli'nin Bütün Şiirleri kitabım. Ben Orhan Veli'yi çok severek okudum. Çok beğenerek okudum. Şiirleri içimde gerçekten böyle bir şeyleri böyle kabarttırdı. Neyse o. Neyse ama sonlara doğru ben böyle bu kitabı çok övdüm. Her yerde paylaştım falan. Sonlara doğru böyle kadını yeren, feminizme karşı bir tutum karşıma çıktı. Böyle şaşırdım açıkçası. Çünkü çok beğendiğim bir yazardı. Böyle ne güzel ilerliyorduk. Hani dedim ne oluyor? Ama son şiirlerini pek beğenemedim açıkçası. Kitaptaki son şiirlerini. Çünkü dediğim gibi böyle kadını eleştiren, kadının sadece erkeğe bakmasını öngören bir tutum vardı. Dolayısıyla son şiirleri dışında beğendiğim bir kitap oldu. O zaman niye öneriyorsun diyebilirsiniz. Benim böyle gerçekten severek ve devam ettirebilerek her gün birkaç şiir birkaç şiir diyerek bitirebildiğim teşhir kitabı olduğu için de Allah korusun bir yangın anında böyle elimi atıp böyle kollarımı geçirip bu kitapları acaba diyorum ayrı bir yer mi yapsam hani böyle yangın anında ya bir şey anında hemen böyle kapıp çıkarım. İnsanlar değerli eşyalarını alır ben de kitaplarımı. Böyle bir insan yapacak bir şey yok. Şimdi geliyorum. Bence bunu dün de Instagram'dan paylaştım. Çok az değer görmüş ama muazzam nitelikte bir kitap. Kağıt Ev. Yazarının adını okuyamam herhalde. Carlos Maria Dominguez. Umarım doğrudur. Kağıt Ev kitabı böyle bir videoda gördüğüm ve gerçekten de aslında çok da önemsemediğim ama baktım fiyatı da uygun. Hadi alayım okuyayım. Farklı bir kültür, farklı bir yazar. Hiç okumadığım bir yazar. İyi ki almışım. Böyle kitaba ilk başladım. Böyle nasıl sıkıcı akmıyor. Dedim ki Buse hadi 98 sayfalık bir kitap. Hadi ha gayret Buse, ha gayret Buse diye diye. Ama sonunda dedim ki ne oluyoruz ya oğlum. Gerçekten muazzam bir kitap. Hayatını sadece kitaplarla özdeşleştirmiş, kitapsız bir hayatın olamayacağını düşünen, hatta böyle kitaplara farklı değerler biçen insanları da konu alan ve sonunda çok çarpıcı bir gerçekle biten, bence herkesin okuması gereken bir kitap. Arkadaşlarım öneriyorum ben. Kağıt Ev'i duydun mu, okudun mu? Kimse duymamış, kimse okumamış, hiç gerçekten hak ettiği değeri görememiş bir kitap. O yüzden de çoğu arkadaşıma verdiğim böyle birkaç kişinin elinde gezdi bu kitap. Hatta evde olmasına da şaşırdım. Genelde ben kitapları arkadaşlarıma veririm. O ona verir, o ona verir. Benim elime yıllar sonra gelir böyle. O yüzden açıkçası bu videoyu çekerken de dedim kesin Kağıt Ev yok ama varmış. Şaşırdım ve mutlu da oldum size de gösterebildiğim için. Hemen defterimizden de birkaç kesit okuyalım. Kitapta kitap okumaktan başka daha önemli bir şey olmayan insanların yaşadıkları, kitaplara verilen veya yanlış verilen değerler, kitabın kapitalizmin yandaşı olması, yazar kası olmuş yazarların kitap yazması gibi çok fazla konuya dokundurma yapıyor demişim. Zaten bence zaten Kağıt Ev diyerek de kitabın az çok neden bahsettiğini anlamışsınızdır diyorum ve geçiyorum. Bir diğer kitabımız olan Küçük Prens kitabına. Küçük Prens kitabına ben yıllarca çok ön yargılıydım. Çünkü bu kitabı bize 5. sınıfta okuttular. 5. sınıf nedir? Yani bu bir masal kitabı değil öncelikle. Arkadaşlar bu kitap felsefik bir kitap ve içerisinde böyle alegorik yerleştirmelerle dokundurmalar yapıyor. Bu kitabı sakın böyle masal kitabı gibi düşünüp çocuklar içindir diye çocuğunuzu almayınız, vermeyiniz. Çünkü kitaba gerçekten çok büyük bir ön yargım vardı. Ama şu an her yıl mutlaka bir kere okuduğum bir kitap haline geldi. Çünkü her okuduğumda başka bir kelime bana başka bir anlamda geliyor. Böyle çok farklı yerlere götürebildiğim bir kitap. Bunun hakkında çok araştırma yaptım. Özellikle Wikipedia'da çok farklı bilgiler buldum. Onları paylaşacağım sizinle. Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biridir.
Eserde bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır. Şimdi yazarın ismini nasıl okuyacağım bilmiyorum. Öksüperi, umarım doğrudur. Öksüperi hem çizimleri hem de hikayeleri bir çocuk kitabı gibi kurgulanmış olsa da bu kitap onun moderniteye ve 2. Dünya Savaşı'nın etkilerinin sürmekte olduğu topluma eleştirisini ifade ettiği kitap olarak da değerlendirilir. Aynı zamanda Küçük Prens ve yazarı Fransa'da 50 franklık banknotların üzerine basılmış bir yer. Hatta kitaptan böyle minik alıntılar da koymuşlar içerisine. Gerçekten çok büyük değer görmüş bir kitap ama çocuklar için değil arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Hatta Bir Gök Taşı'na da Küçük Prens adı verilmiş 2003 yılında. Okurken böyle bazı yerlerde şeyi hissettim, hani felsefik bir şekilde gönderme yaptığını hissettim ama bunun için biraz bilgi birikimi lazım, birazcık tarih bilgi lazım, işte 2. Dünya Savaşı'na biraz gönderme yapıyor falan derken bunu böyle çocuğa okutursanız anlamaz yani. Diyorum ve Nermin Yıldırım'ın muazzam bir kitabına geçiyorum. Bu kitap çok konuşuldu bir ara. Böyle beğenen oldu, beğenmeyen oldu, şöyle böyle bir şeyler derken bu kitap bayağı konuşuldu yani. Hatta Dünya Kitap 2017 yılının telif kitabı ödülü sahibi olmuş. İlk başlarda çok farklı yerlere çekebileceğiniz bir kitap. Benim çok hoşuma giden bir kitap. Yazarın üslubu hele muazzam güzel. Ben bunun hakkında daha önce de konuşmuştum. Verdiği röportajlar olsun, yazdığı kitaplar olsun, üslubu harika güzel. Böyle nasıl derya gibi akıyor gidiyor ama bir o kadar da çok bilinmeyen farklı kelimeler kullanıyor. Ama hiçbirinde ay bu ne demekmiş diye durup düşünmüyorsunuz. Öyle güzel harmanlıyor ki kelimeleri. Benim çok hoşuma gitmişti üslubu. Konusu da çok farklı. Bazı karakterlerin kitabın sonunda kim olduğunu anlıyorsunuz ve ana karakterin de yaşadıklarını bir anda gözler önüne seriyor. O yüzden mutlaka mutlaka şans verilmesi gereken bir kitap. Hatta kitabın içinden çok beğendiğim ve altını da çizdiğim bir kesit var. Onu okumak istiyorum sizlere. Ölecektim. Öyle yaşlanıp elden ayaktan kesilince değil üstelik, bugün yarın. Belki yeni bir mevsim göremeden, tek bir yeşil erik daha yiyemeden, kıymetli defterimin sonuna gelemeden. Hoş, ben kimdim ki? Zengin, fakir, çocuk yaşlı, haklı, haksız, vakitli, vakitsiz demeden, bu dünyaya yolu düşen herkes ilk müsait sapaktan ebedi karanlığa dönmemiş miydi? Almamayı başarırsa ölümden de yırtabilirmiş gibi ömrünü check-up'lara yatıranlar, yüzündeki çizgileri azaltarak Azrail şaşırtabilirmişçesine sıfatını anti-aging kremlere bulayanlar, karanlık yere bomba konur endişesiyle kapısından dışarı adım atmadığı evinin penceresinden bakarken sokak lambasını avlamaya heveslenmiş sarhoş komşunun kör kurşununa hedef olanlar cümlesi tıpış tıpış Hakk'a yürümemiş miydi? Yani ölüm temasını böyle biraz kara mizahla da işleyen ve dediğim gibi üslubu muazzam güzel olan çok bilgi birikimli bir yazardan harika bir kitap okumak istiyorsanız Dokunmadan'a bakabilirsiniz. Kahvem de soğumuş. Siz soğutmadan için. Hemen geçiyorum. Yeni kitabımız Pembe ve Yusuf. Bu kitap benim Canan Tan'dan okuduğum son kitap. Çok fazla kitabını okudum. O da şurada. Şurada. Canan Tan'ın işte Eroinle Dans Olsun, İz, Kelepçe, Hasret, Yüreğim, bir şeyler. Bir sürü kitabı var. Ve Pembe ve Yusuf benim böyle hiç elimin gitmediği, evde görüp de hiç okumadım. Bu arada evde de varmış. Annem çok okurdu Canan Tan. Bunun hakkında çok uzun uzun konuşmayacağız. Çünkü konuşursak ben burada ağlarım kesin. Dokunaklı bir kitap yine. Töreye, eski geleneklere, işte kadının ne kadar değersiz olduğu görüşünü, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da hakim yapan zihniyete vesaire uzar gider bu. Bunları konu alan bir kitap. Ama bunlarla ilgili bir yere bir not düşmüşüm. Onları okuyacağım. Kapalı kapılar ardında yaşanılanı anlamamı ve Türkiye gerçeklerine ne kadar soyutlaştığımı fark etmemi sağlayan bir kitap oldu. Gerçekten öyle. Ben İzmir'de yaşıyorum. Ve İzmir'de hani gerçekten böyle olaylara çok tanık olmuyoruz. Hatta belki böyle Ankara'nın üzerinden bir çizgi çeksek batısı ve doğusu arasında belki böyle katrilyon fark vardır. Ve biz bunların hiçbirini göremiyoruz. Böyle kitaplarda görmek, bilmek, Türkiye'nin gerçekleriyle yüz yüze gelmek bile beni çok sarstı. Bunları yaşayanlar eminim ki çok daha zor şeyler yaşadıkları için böyle
mutlaka ara ara karıştırdığım insanlar neler yaşıyor, hani halime de şükretmemi sağlayan bir kitap olduğu için bence yine okunması gerek. Dili de böyle ağır değil asla, çok akıcı, su gibi gidiyor. Dedikten sonra çok tatlış bir kitap gösterdiniz. Kek Mantalı Madonna. Ben bu kitap bir ara benim evimde 3 tane vardı. Bir kendimi almıştım, bir okulu vermişti, bir de arkadaşım hediye almıştı. İşte böyle görüp gördüğüm herkese yine böyle zorla kafasına silah dayayarak okuttuğum bir kitap kendisi. Raif Efendi ile Alman asıllı karakterimizin Maria'ydı sanki ismi, Maria Puder ve Havranlı Raif Efendi'nin aşkını konu alan fakat gerçekleşemeyen bu aşkın. Bu arada spoiler vermedim hiçbir kitapta. Mesela dokunmadan da işte yok ölüm döşeği falan dedim ama zaten öleceğim diye başlıyor kitap yani. Kük Mantalı Madonna'yı da biraz biliyorsunuzdur ki bir aşk romanı. O yüzden çok böyle spoiler verdiğimi düşünmüyorum kitaplar hakkında. Kavuşamamış bir aşk romanı ve Raif Efendi'nin eski günlüklerinin, eski bir defterinin bulunmasıyla işte eski yaşanılanlar gün yüzüne çıkarılıyor diyebilirim. Böyle kitaba bakmak bile içimi şey yapıyor, cız ettiriyor. Bir de rengi çok güzel bence bunun. Ya da bilmiyorum, ben göre göre kendi gözümü alıştırdım. Bu kadar parlak rengleri sevmem. Daha böyle soft renkleri tercih ederim. Geliyorum bir diğer kitap, Sufle. Kitabın fiyatı yazmıyor ama bayağı eski zaten. Yazsaydı da gerçekçi olmazdı. Annem bana hamileyken okumuş bu kitabı. O yüzden böyle ayrı bir içimi hoş ettiren bir kitap. Bir de eski olduğu için sayfalarının böyle kenarları biraz sararmış. Böyle daha kolay açılıp kapanıyor. Çünkü böyle sürekli kıvrılmış açılmış. Böyle annemin ben ilkokuldayken arkadaşlarıyla kitap kulübü vardı. Sürekli kitap değiş tokuş yaparlardı. Böyle insanların elinin değdiğini bilmek. O yüzden sahaftan kitap almayı çok severim mesela. Sufle'de şu anlatılıyor. Çok böyle herkese, arkadaşlarım falan soruyorlar arada. Bu ne, yemek kitabı mı diye. Ben de hep aynı cümleyi kuruyorum. Yine aynı cümleyle anlatacağım. Bir su içmem lazım. Nasıl ki böyle bir sufleyi fırından çıkardığınız zaman kabarıktır ama böyle puf diye söner ve onu söndürmemek çok ustalık işidir. Bu kitapta da hayatları böyle bir anda tepe taklak olan, çok iyi giderken bir anda düşüşe geçen insanların, 3 kişinin hatta 3 ailenin hikayesini anlatan bir roman. Bakabilirsiniz, Aslı Perker yazarı. Diğer kitaplarını okumadım ama almak istiyorum. Bulabilirsem de alacağım. Hatta BKM kitaba baktım. Sponsorlu değil. Bayağı bir indirim var. Mesela Trendyol'a bakıyorum 90 lira. BKM'de 45-40 liraya inen kitaplar var. Aynı kitap hani karşılaştırırsak. O yüzden bakabilirsiniz. Ben yeni kitaplar sipariş vereceğim. Hatta belki bir alışveriş videosu da çekeriz diye düşünüyorum. Bir diğer kitabımız Seyir. Bu kitap benim hayatımın dönüm noktası olan bir kitap. Bunun üzerine bir video çektim. Lütfen gidip onu izlerseniz böyle çok çok sevinirim. Çünkü o videoda bayağı uzun ve her şeyimi anlattığım, hayatımın neyse böyle dönüm noktası olan okudum ve hayatım şey gibi bu. İşte yazı bulundu, hop tarihi çağlar. Bu da öyle. Gerçekten öyle. Bu senin dönüm noktası diyebileceğim bir kitap. Uzun uzun konuşmayacağım çünkü çok uzun konuştuğum bir video halihazırda kanalda var. Şimdi iki tane kitap önereceğim sizlere. Hatta önermeden elimdekilerle devam edeyim. Şurada görmüş olduğunuz Ahmet Ümit'in tüm kitaplarına kefilim. Tüm kitaplarını gidip alıp okuyabilirsiniz. Dediğim gibi Osmanlı tarihine ilginiz varsa, ne bileyim başka tarihlere, geçmişe, özellikle Türk tarihine ilginiz varsa, birazcık Alman tarihine böyle de değiniyor. İkinci Dünya Savaşı'na falan da gidiyor birazcık bazı kitapları. Hani cinayet, polisiye. Bir yandan da böyle hani Agatha Christie okumayı ben... Burada Agatha Christie'lerim var. Agatha Christie okumayı bir aralar çok severdim. Sürekli okurdum. Ama o İngiliz kültürü, Fransız kültürünü daha çok ön plana çıkaran kitaplar silsilesi gibi görünüyor gözüme. Ama Ahmet Ümit'i böyle Türk kültürünü, ne bileyim böyle Ahmet abi, Ayşe teyze deyince gözümüzde canlanan bir profil var. Ve bana Türk kitaplarını daha çok hissediyorum. Türk yazarların kitapları. Türk kitabı ne ya? Saçmalık resmen. Anlatabildiğimi düşünüyorum. O yüzden böyle daha çok içime işleyen kitaplar. Hatta artık Agatha Christie mesela okuyamıyorum Ahmet Ümit'ten sonra. Böyle de bir yazar işte. Kızıl Veba'dan bahsedeyim. Kızıl Veba elimde yok. Arkadaşıma vermişim. Evde bulamadım. Artık kusura bakmazsınız diye düşünüyorum.
Kızıl Veba nasıl bana büyüledi kendini, nasıl büyületti kendini onu anlatayım. Arabadayız, bir yolculuktayız ve ben Kızıl Veba'yı okuyorum. Zaten çok kısa bir kitap, 70-80 sayfa var yok yani. Elimde Jack London'ın kitabı bu arada. Okuyorum, arkadan araba korna çaldı, ben yerimden sıçradım. O kadar etkilenmişim, okurken o kadar kapılmışım ki. Çok güzel bir kitaptı. Yine bir pandemi koşulunu anlatıyor ama günümüz pandemisi gibi değil yani. İnsanların böyle patır 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 öldüğü, hatta insan neslinin artık böyle tükenmeye başladığı, böyle bir tehlikeye girdiği bir dönem anlatıyor. Ve bir ana karakterimiz var. Ana karakter eskiden yaşadığı şeyleri, işte bu hastalık zamanlarını, ilk dönemlerini, nasıl insanlar birbirlerini vuruyorlar, öldürüyorlar, yamyamlar, hırsızlar vesaire, böyle bir ortamı anlatan bir kitap. Neden bu kadar beğendin, nasıl iç karartıcı diyebilirsiniz. Okumanız gerek. Gerçekten okumanız gerek bu kitabı. Harika bir kitap. Zaten incecik. Yani en fazla 10 liradır. Gidin alın İş Bankası'na, işte Trendyol'da Yener, nereden buluyorsanız alın. Mutlaka silah zoruyla okutulacak bir diğer kitap. Mesela Seyri silah zoruyla okutamam. Silah zoruyla ha. Okutamam çünkü herkesin yaşanmışlığı farklı. Çok yakın candan dostlarım var. Onlara böyle hediye ediyorum. Ne yaşadığını bildiğim insanlara hediye ediyorum. Onu mesela herkese okutamam. Ama bazı kitaplar var ki böyle herkese böyle okuyacaksın yaptım var. Öyle manyaklıklarım var. Son kitabımız Yabancı. Albert Camus'dan bir kitap. Ben o kitabı okurken birazcık depresif bir hale bürünmüştüm. Yalan yok. Etrafımdaki insanları çözümlemede, tahlil etmede çok işime yaramıştı. Böyle bazı arkadaşlarımı tanımadığımı fark ettiğim, çevremdeki bazı insanlara farklı gözle baktığımı fark etmemi sağlayan bir kitap oldu. Ve ana karakterimiz var. Ana karakterin dünyaya böyle o kadar vurdum duymaz olması, o kadar böyle hiçbir şey onu fark etmiyor ki beni çok şaşırtmıştı. Hayatının bir noktası var ve onun için hayat memat meselesi ne olduğunu söylemeyeyim. Çok büyük spoiler olur çünkü. Ben de okurken böyle şok olmuştum. O yüzden o noktada bile olması ya da olmaması o kadar fark etmiyor ki onun için. Yani yaşamak ve yaşamamak bile. Hatta kitap nasıl başlıyordu? Annem bugün öldü gibi bir şeyle başlıyor. Hani o kadar normal ki onun için öldü. Yani hani gibi bir zaten yabancı ismi işte. Topluma yabancılaşmayı anlatan bir kitap. Ve böyle harika bir kitap. Yine böyle silah zoruyla okutulacak bir de. Gün ismini şey mi yapsak? Silah zoruyla okutulacak kitaplar. O da güzel bir konuymuş. Güzel bir konsept. Belki bir günde öyle bir şey yaparız diyorum. Ve 25 dakikadır konuşuyorum arkadaşlar. Böyle buram ağrıdı yemin ediyorum. Yanıma da şöyle su almıştım Allah'tan. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu kadar kitap anlattım. Hatta iki tane de fazladan kitap anlattım elimde olmayan. Yani o yüzden bu arada yangın anında bunların hepsini herhalde kaçıramam ya. Bir eleme yapmam lazım. Bir kendimle hesaplaşıp böyle daha önemli. Öyle bir şey de yapamazsın herhalde ya. Böyle daha önemli diyebileceğiniz. Mesela tek bir kitap hakkım olsa seçemem buradan. Seçemem yani. Neyse. Videoyu da burada sonlandırıyorum. Umuyorum ki keyifle izlemişsinizdir. Size bir şeyler katmıştır. Amaç da bu zaten. Size bir şeyler katabilmek her zaman. Diyorum. Abone olursanız, like atarsanız artık Allah ne verdiyse bir etkileşimde bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.